Efendim herkese merhabalar. Yepyeni bir videodan daha sizlere sesleniyorum. Bugün vlog formatında, aynı zamanda nasıl yapılır formatında bir video ile sizlere sesleniyorum. Şu an arabadayız. Nereye gidiyoruz? Doktor Polish'e gidiyoruz. Doktor Polish'te farlarımızı parlatacağız. Bunun nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlarım var. Hem de uzun zamandır araba vloglarını, araba videolarını bekleyen arkadaşlarım var. Sizlere bunları göstermek için bugün kameramızı kayıt tuşuna bastık. Şimdi sizleri de yanıma aldım. Hep beraber nereye gidiyoruz? Efendim Doktor Polish'e geldik sayılır. Şimdi muhtemelen içeri girdiğimizde önce bir arabayı iç dış tertemiz yıkatırız. Ondan sonra da işlemleri size göstermeye çalışırız. Bir girelim bakalım ne var ne yok, bir sohbet edelim, konuşalım. Bir hal hatır. Ondan sonra açarız. Evet geldik, mekanda online'ız. Şimdi aracımız maskeleniyor. Biz de o aşamaları çekelim yavaş yavaş. Bakalım içeride neler oluyor. Varsın bu maske işinde de varsın ha. Başladın ha? Sıktığın su mu yoksa? Su zımparası çekiliyor. Kaçlık zımpara vuruyorsun şu an? 400. 400'lük. En kalıyor. Öne çıkıyorum ben. He? Öne çıkıyorum. Tamam. Selam ver patron. Bu da işletmemizin patronu. Gel. 14 değil mi? 14 canım. He, olur. Ben sana bir şey diyeyim, şimdiden böyle rengi açtı ha. Baksana abi. Sen bak, akan kire bak. Kibi de şey. Bak abi ellerine. Daha 400'lük vuruyor değil mi? Aynen. Daha 800, 1000, 2000, 3000. 4 tane vuracaksın. Oğlum farı elimize almayalım sana. Hayır. Bir taş değdiğinde çıt diye atmasın. Sen bana ver abi. E tamam. Kaç tane far yaptım? Hiçbir ödül hiç olmadı. Kaç tane far yaptım? Hepsi çatladı. Yok yok, şaka yapıyorum. Sen işin nehlisin. Şimdi tek yönlü yapıyorsun değil mi? Aynen. Neden tek yönlü yapıyorsun? Onu da bir daha söyle. Ya, yuvarlak böyle böyle yaparsak ya da başka yönlü yaparsak hep, sonra pastaya attığımız zaman, parlatıcı attığımız zaman bazen o çizikler ortaya çıkabiliyor. O yüzden tek yönlü. İleri aynen. Geri. Aynen öyle. Ha, akan kire bak. Ben onları çekiyorum ha. Şimdi 400'lük bitti, 800'lüğe geçtik. Aynen öyle. 400'lük işini bitirdi. Bakayım 800'lük nasıl çalışıyor. Bak abi, yıkadıktan sonra yapacaksak böyle olacaktı. Aynen. Ben zaten öncesinde söylemiştim burada videoyu açarken. He. Dedim önce belki yıkatırız sonra şey yaparız da çok mantıklı olmayacakmış gerçekten. Binliğe geçtik. Evet. Görüntü iyice açılmaya başladı. Ya
Yani bitmişinde çok çok daha fark edecek. Bir de pasta atacaksın ya üstüne. Aynen öyle. Hiç çizik kalmayacak. Üstüne parparlaklığı da atacağım. Aynen öyle. Çiçek gibi çıkacak. 2000'lik pastaya geçtik. Her katmanla biraz daha açılıyor. Bir de 3000'lik pasta varmış. 3000'liği de yaptıktan sonra bir bakalım. Pardon, zımpara. Pasta değil. Ortalama kaç saatte yapıyorsun? Valla bilmiyorum. Bence hiç tutmadım sen. Ölçmedim ki. Ölçmedim ki ama. Fethullah abinin demesine göre ortalama 2 saat diyor. Ha? Ama 2 saatten az sürecek gibi görünüyor. Ben Muhammed gibi usta yaparsın. Tamam, Muhammed usta farkını koyuyor ortaya. Baksana. Şu anda bile çok 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 ciddi şekilde fark etmeye başladı. Bak bir buraya bak. Ben gel bir de buraya bak. Hadi bak. Şu an zımparalama işlemleri bitti. Sırada pasta var. Pastayı kaç kat atacaksın? Bir tane. Bizim için 1,5 kat atsan olmaz mı? Ayıbet. Ben istemem ki kırıldı. Van kedisi gibi oldu araba. Bir gözü yeşil, bir gözü mavi. Dostlar, ilk başladığımız görüntümüz bu. Şimdi tek farın uygulamasını bitiriyoruz. Şöyle dramatik bir sonuç ortaya çıkmaya başladı ki daha parlatıcı atılmadı. Ondan sonra muhtemelen Şampiyonlar Ligi olur burası. Anka şuna baksana. Ya sen neler yapıyorsun? Büyücü. Bu attığın ne? Bu far parlatma. Bu farımızın işi A'dan Z'ye bitti değil mi kardeşim? Aynen öyle. Eline koluna sağlık. Şimdi öbür fara. Tabii en son yıkanacak. Muhtemelen araba yıkandıktan sonra daha cilli gibi görünecek. Şimdi önündeki çer çöp gidince. Ama şöyle bakalım son halimize. Yani %100 fark etmiş. Şimdi aynı işlemleri o far için de uyguluyoruz. Aynen öyle. Sabırla, sebatla. Ondan sonra komple yıkamaya alıyoruz. Doğru mu? Aynen öyle. O zaman yıkayıp parlattıktan sonra tekrar açarız. Açarız. Eline koluna sağlık kardeşim. Birebir sana göndereceğim bundan sonra. Adam usta ya. Ben niye o kadar uzaktan çekiyorum? Çünkü şarjım bitmiş ondan dolayı. Şu şarjı bir halledelim, yıkamada görüşürüz. Bak görüyor musun? Yıkanınca daha güzel çıktı farlar ortaya. Ha? Ev Bekir. Bossy, 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 we just bossy, bop, bop, bossy, bop, bop, bossy, bop, bop.
Efendim, doktor polisten çıktık, farlarımızı parlattık. Muhtemelen siz o görüntüleri izlediniz. Şimdi bir yere gidiyoruz. Madem bir işe girdik dedik, hakkını tam verelim. Sevgili Furkan Yurt'un yanına gidiyorum. Furkan Yurt'u alıp nereye gidiyoruz? FK Tuning'e gidiyoruz. Orada ne yapacağız diye sorarsanız, o yılların bize vermiş olduğu yorgun halojen far ampullerimizi değiştireceğiz ve cillop gibi yaptığımız farlarımızın içine yeni LED ampuller takacağız. Furkan Yurt kullanıyormuş. Söyle dedi. Ben memnunum. Foton marka. Aradık, ayırttırdık. Şimdi gidiyoruz taktırmaya. Orada görüşmek dileğiyle diyelim şimdi. Trafikteyiz, direksiyondayız. Şimdilik bay bay. Sevgili Furkan Yurt bundan yaklaşık 8-9 ay önce taktırmıştı bunları. Belki de bir sene oldu değil mi? Ben atıştırı değiştirmedim ama. Benim mesela ayırıyor bak taktırdı sen. Evet. Senden. Bir sene oldu. Çok da bir şey kaybı yok bence seninkinde de. Yani aynı. Ya, o yüksekte durduğu için biraz daha farklı duruyor şu an. Ya şu an daha canlı duruyor. Senin de tabii ki yeni led oluyor. Benimkine göre alt, daha canlı. Alt bir benim istediğim oydu aslında. Bir de zaten benimkiler mercekli far ya, mercekli aynen. Farda xenon çok böyle, yani senin kullanan kalkması daha iyi bir gibi geldi. Ben arabanın içinden aynı şeyi alamadım kendim, o yüzden gittim. Arabanın içinden ağzı görüştüm geldi. Efendim, FK Tuning'den çıktık. Farlarımızı test ettik. Zaten muhtemelen o görüntüleri de size izlettik. Benim %100 içime sindi. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Hatta kendimi eleştirdim. Dedim ki bunu daha önce neden yaptırmamışız? Yani önümüzü görmüyormuşuz hakikaten. Otoparka girdiğimiz videoları muhtemelen eklemişimdir. Onları görmüşsünüzdür dediğim gibi. Hakikaten şey yani bambaşka oldu. Öncelikle temizlettikten sonra zaten çok tatmin olmuştum. Üstüne bir de gittik o H4 LED xenonları taktırdık. Tam telaffuzu bu mu bilmiyorum bu arada. H4 LED de olabilir. Onları taktırdık. Mutluyuz, keyifliyiz. Fiyat merak edenler olabilir. Bu işlemleri kaç TL yaptırdık, ne kadara bitti diye. Hepsini şimdi size fiyatını söyleyeceğim. Hemen listeyi size aktarıyorum. Şimdi Fethullah abinin yanında yaptırdığımız işlem far parlatma işlemi arkadaşlar. Ki 2 saatlik bir işlem, öyle basit bir işlem değil. Bayağı uğraştırıcı bir işlem. Siz tabi muhtemelen 2-3 dakikasını izlediniz ama biz orada 2 saatlik bir mesai harcadık arkadaşımla beraber. O işlemin fiyatı 400 TL sevgili dostlar. Far parlatma işlemi şu an 400 TL yapılıyor. Bu boyuttaki bir far parlatma işleminden bahsediyorum. İmkanınız vardır, siz yapabilirsiniz, yaparsınız. O ayrı mesele. Malzemeye para vermiş olursunuz sadece. Ancak bizim örneğimizde malzememiz yoktu. Fethullah abi de zaten yıllardır tanıyoruz. Sağ olsun, abi kardeşiz. Kendisi de bize her türlü en iyi şekilde işçiliği veriyor. Sadece bana değil, bu arada giden herkes aynı işçiliği vereceğinden emin olmanız lazım. Gayet güzel yardımcı oldu, gayet güzel içimize sindirdi. Dediğim gibi onun fiyatı 400 TL. Ardından gittik FK Tuning'e, orada foton marka ledlerimizi taktırdık. O ledlerin fiyatı da 450 TL. Bizim arabada kısa ve uzun biri olduğu için fark etmiyor. 450 TL'lik bir fiyatı var. Alt taraftaki sislerin fiyatı da 350 TL'ydi dostlar. Yine o da fotonun ürünü. Yine fotonun şeylerini taktırdık üstüne. Sırıtmasın diye, ki zaten taktırmak da gerekirdi açıkçası. Park lambalarını, park ledlerini taktırdık. Toplamda oraya da 850 TL gibi bir rakam ödedik. Ya, mutlu muyuz? Bugün 850 artı 400. 1250 TL para harcadık. Vallahi mutluyum. Şöyle en azından gece bir yere gittiğim zaman güvenle gidebileceğimi biliyorum. Önümü görebileceğimi biliyorum. Bir de hani şeyin fantezisi var ya, Tiguan videolarını izleyenler bilir. Orada çat 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 çat. Tabi sapık gibi bir selektör yapmayacağız millete ama farkındalık yaratmak için, hani bir acil bir şey olduğu zaman, selektörümüz vurduğu zaman ben buradayım diyebiliyoruz bu şekilde.
Anlatacaklarım buradan bu kadar. Keyifli bir vlog oldu artık. Ne derseniz, adını ne koyarsanız. Keyifli bir araba videosu oldu. Bizim için keyifli bir gün oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.